Bir eksende işlem yapabilmek için öncelikle işleyeceğim yüzeylere CPL yani düzlem atamam gerekiyor. Bunun için CPL komutuna basıyorum. Name'den CPL düzlemin adını yazıyorum. Orijini seçmiyorum. Aynı sıfır noktasını kullanacağım için plain'de face normal yani seçtiğim yüzeyin normaline göre oluşturuluyorum. Okey diyerek birinci yüzeyi seçtim. Aynı işlemleri 2 ve 3 numaralı yüzeyler için de uyguluyorum. Böylece artık 1, 2 ve 3 numaralı CPL'lerim oluştu. Turn'den tekrar normal torna görünüşe dönebilirim. Şimdi işlemi yapacağım. Yüzeyleri seçmem gerekiyor. Sınır olarak. Bunun için sınır komutuna geliyorum. Birinci sınırım. İkinci sınırım. Ve buradan da üçüncü sınırım. Üçünü sınırında oluşturduk. Artık işlemeye geçebilirim. İşlemede öncelikle takımımı seçeyim. Find'dan takım kütüphanesine giriyorum. Sadece parmak freze seçeceğim. Onluk bir takım seçelim. Position'a magazin numarası, mordan da takım yolu rengini seçiyorum. Öncelikle 1 numaralı CPL işleyeceğim. Bunun için buraya girmeden önce Y ekseni geçiş yapmam gerekiyor. Rotary mod aktifken C eksen, planar mod aktifken Y eksen işlemi yapar. Ben planar moda basarak Y eksen kısmına geliyorum. Buradan da parçamı istediğim eksene göre döndüreceğim. Benim ilk önce yapacağım işlem 1 numara yüzeyde olduğu için 1 numara yüzeyi seçiyorum. Dönmesinin aslındaki spindle'ın devrini yazabilirim. Okey dediğimde direkt eksenim artık 1 numaralı işlem eksenine göre döndü. Şimdi buradan bu takımla direkt tek bir komutla kaba işlemi 0'a 0 kaba işlem yaparak onu bitireceğim. Surface seçelim. Yana kaymalı. İlerleme edebilirim. Çok önemli değil. Normal uygulamam gereken ilerleme edebilirleri yazıyorum. Derinliğim. Burada derinliğim önemli. Benim bu sindirik parçamın çapı 100. Yani yarı çapta 50 metre bir yükseklik var. Ona göre başlangıcını 50 milimetre yapıyorum. Bitişi none diyerek girebilirler yere girsin diyorum. Clearance en net mesafemi yazıyorum. Cut trigger'ın paso miktarımı giriyorum. Ben Y eksende normal freze de kullandığım bütün komutları aynı mantıkla kullanabilirim. Yüzeyimi seçiyorum. Sınırımı bu şekilde seçiyorum. Sağ tuşa basarak işlemeyi yapıyorum. Şimdi parçamı 2 numaralı eksene işlemek için 2 numaraya döndüreceğim. Buradan 2 numarayı seçiyorum. Direkt dönüyor. Burada dikkat edeceğim şey clearance miktarım. Bir önceki işlemedeki clearance miktarım benim aynı zamanda dönme konumum. Yani burada emniyet olsun diye clearance miktarını daha yüksek bir değer verebiliriz. Şimdi 2 numara yüzeye işleyeceğim. Makinemi saklayayım. Seçim rahat olsun. Yine kaba işleme. Değerlerim aynı değerler kullanıyorum. Yüzeyim ve sınırım. Sınır seçerken parçayı saklıyorum. Dağra seçmek için. 2 numaralı işlem tamam. Şimdi son olarak da 3 numaralı düzleme geçiyorum. Tekrar kaba işlemeyi seçtim. Sınırımı seçtim ve işlemeyi bitirdim. En sonunda da Tool Change'te takımı geri gönderdim. Şimdi bunu katı simülasyonda görelim. Simulate Machine'de katı simülasyon penceremi açıyorum. İlerlemeyi düşürelim. Direkt burada malzemeyi de içinde bu şekilde görebilirim. Sıfır noktama geliyor ve işlemeye başlayacak. İşlemi bitirdi ve diğer bölge işledi. Emniyet mesafesi geliyor. İşlemi bitirerek böylece Y eksen işlemim tamamlanmış oldu.